Ey maşallah. Ey maşallah. Evet arkadaşlar. Yine bir kırmızı alındayız. Evet, balığımız parladı. Hasan kepçeyi ayağına kardeşim. Evet, geliyor. Çabuk. Evet. Hop. İçeride. Evet arkadaşlar. Balığımız yaklaşık bir 3,5-4 kiloluk bir tranca. Herkese rast gelsin. Bravo. Ya görüyorum ben orada. Alırım diyorum. Alırım diyorum. Gördüm o. Gördüm ondan geldi. Ben sahibini tanıdım. Benimki beni tanıdı. Aynen benimki. Oo, hadi yani. Bismillah. Ey maşallah. Püsküldü bela. İş başında. Evet. Sayın Robur, Slider, püsküllü bela, iş başında, güzel bir balık geliyor, harika bir kırmızı, kepçeyi, dur. Herkese rast gelsin. Avlarımız devam edecek. Evet. 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 Günün son balığı da geliyor. İnşallah kaçmazsa. Günün son balığı. Limana dönmeden önceki son balık. Evet. Vuruş anıyla beraber çektik. Aynen. Bir antenli mercan. Güzel bir antenli mercan. Dur. Dur çiçeğim, dur, dur, dur. Operasyon yapacağız. Şurada bir şırınga iğnesi yardımıyla hava kesesinde biriken gazı dışarı tahliye edeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Kabarcıkları görüyorsunuz. Bunlar hava kesesinde biriken gazlardan dolayı oluyor. Evet. Bu gazı alırsak balık çok daha rahat bir şekilde dibi bulacaktır. Onu biraz ops yavaş. Gördüğünüz gibi ufaklığı fişek gibi gitti.
Kayıyor bu, çok güzel bir sistem. Ama bu tarz ufak antenler bol bol takımınızı ziyaret edecektir. Benim size tavsiyem bu ufaklıkları doğaya geri salmanız. Çünkü bu balıklar tranç palazları, yani tranç yavruları. Geleceğimiz için, denizlerimiz için ben size salmanızı tavsiye ediyorum. Ama bazen sonuçta bu bir cik sistemi, çok yaralanabiliyor. Çenesi yaralanabiliyor, dudakları yaralanabiliyor. Balık tekrar yüzemeyecek gibi olmadığı sürece ben hep salmaya dikkat ediyorum. Size de onu tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Rast gelsin.